Kardeşim, İnsani Yardım Derneği sevenlere Kampala'ya 180 kilometre mesafede olan Natuma şehri Bulafa köyündeyiz ve bir okuldayız. Bakın dikkat edin, okula gördüğünüz üzere ahşaptan bir okul, kara tahtası olan, üstü sıcağı geçiren ve gerçekten burada nefes noktası almakta zorluk çıkıyoruz. Burada yuvalarımızın sevinçlerine ortak olmak için sizlere göndermiş olduğu hediyelerle boyama şenliği olarak boyama kitabı dağıtıyoruz. Mevlana Teala Hazretleri bu desteği yapan tüm kardeşlerimizden Mevla razı olsun. Çünkü bu sevinç, bu mutluluk, bu dağıtırken bu duygu hiçbir şey değişmiyor. Çünkü düşünsenize, vatanınızdan 8000 kilometre öteden gelmişsiniz. Sizlerin evlatlarınızın ve kendi evlatlarınızın elinde boyanma kitapları ve bu yavrulara da bu sevinci paylaşıyoruz. Hayalleri paylaşıyoruz. Hayallerini bu yavrular buraya resmederek, boyayarak ne yapıyorlar? Ufuklarını daha iyi açıyorlar. Bu görmüş olduğunuz bu okulda, ahşap okulda boyama şenliği ve uçurtma şenliği yaptık. Uçurtma şenliği yaptık ve şu anda çocuklara kuru boyayla boyama defterlerini dağıttık. Ve inşallah gelin hep beraber çocuklar boya kalemleriyle nasıl sizin gönderdiklerinize, hayallerini, o kitapları nasıl süslüyorlar hep beraber inşallah görmüş olacağız. Şu anda burası büyüklerin sınıfı ve çocukların sınıfı. Hepsi hayallerindekini resmetmekte. Sizlerin göndermiş olduğu desteklerle beraber yavrularımız çiziyorlar. Bir kara tahta var burada. Diğer ufaklar sınıfına girelim. Ve burası da diğer sınıf. Bu da bir ufak sınıf diğer çocuklara nazara. Bunlar da aynı şekilde hayallerini sürüyor. Hatta gelin bakın. Bir çocuk nasıl hayallerini arabayla, nasıl bir evde süslediğini, diğer taraftan da atla nasıl süslediğini görüyoruz. Diğer taraftan çiçek böcekleri ve diğerisi de polis arabası yapmış ve yarış arabası şeklinde. Yani bu yavrularda çocuk her zaman günahsızdır. Çocuk her zaman masumdur. Ve bu noktada bizleri kırmayıp vatanımızdan 8000 kilometre öteden bizleri buraya vesile olduğunuz için bu boyama eserleri, boyama kalemleri göndersin. Teşekkür ediyoruz. Son bir sınıflara bakalım. Ve burada en ufak sınıf. Bu en ufak sınıf da aynı şekilde boyamalarını yapıyorlar. Yani ben burada bu ifadeleri kullanırken rahat konuşuyorum ama emin olun duygulanmamak elde değil. Duygulanmamak elde değil. Ve şu anda bu okulda, yetimhane dediğimiz bu okulda 200 küsür tane yavru var. Ve hepsi dar sınıflarda bu eğitimi görmektedirler. Görmüş olduğunuz üzere ahşaptan bir okul ve saçtan bir çatı. Emin olun bizler sınıfa girdiğimiz zaman çok ciddi manada sıcaktan dahi duramadık. Ve çocuklara şu anda biz boyama şenliği yaptık. Ve boyama şenliğiyle beraber buranın hocası, müdürü bizden talebi şu var. Çocuklarımız burada eğitim alıyorlar. Ümmetin çocukları, ümmetin yetişen evlatları ve bu müdürümüz bizden ricası talebi şu. Buraya bir okul, buraya bir yetimhane okulu olsun. Gelin siz de bu desteğe vesile olun. Bu müdürümüzün talebi o kadar çok böyle buruk bizden talep etti ki emin olun evlatlarımızın okumuş olduğu okulları gördüğümüz zaman insanın burayı gördüğü zaman ne yapıyor? Bir mukayese yapıyor. Elde değil, duygulanıyor. Sizden istirhamımız şu. Gelin Namutumba şehri Bulafa köyünde olan bu ahşaptan okulu hep beraber yapalım. Ve burasıyla alakalı ise niyetimiz, düşüncemiz 2. Abdülhamit Han okulu. 2. Abdülhamit Han okulunu burada inşa edelim. Bu sizlerin desteğiyle olur. Bu sizlerin emekleriyle olur. Bu okulla alakalı inşallah burada inşallah 250 ile 300 arası yavru talebe okuyacak ve bunlara vesile olacaksınız. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.